Hiç beklemediğim bir anda geldi. Küçümsedin, ciddiye almadın. Ailenden, arkadaşından, sevgilinden ayrı kaldın. Sevdiklerini son kez gördüğünü bilemedin. İşini kaybettin, hayallerini kaybettin, zamanı kaybettin. Korktun, yalnız kaldın, borç aldın, riske girdin. Sağlığını tehlikeye attın. Sevgilini öptüğün gün, halı sahada attığın gol, tribünde bağırışların, anne yemeğine bandığın ekmek gözünün önünde. Nefes alman zorlaştı. Bir gayret ayağa kalktı. Baktın, hayat değişmiş. Ya ben koronayı ilk duyduğumda aslında pek inandırıcı gelmedi açıkçası. Ve bir süre ben maske takmadım. Maskeli insanları gördüğümde çok dalga geçmiştim. Normal bir hastalıktır. Belli çıktığı yerde hani biter gibi düşündüm. Bu tip olaylar hep böyle dizi ve filmlerde gördüğümüz için bize çok uzak geliyor normalde. Ne olduğunu da bilmiyorsun yani. Ne kadar büyük olduğunu da bilmiyorsun. Vahşi yaşamlar, çok iç içe yaşayan topluluklarda ve bölgelerde vahşi hayvan tüketimi, özellikle yarasa ya da her türlü vahşi hayvan tüketimi çok yaygın. Çünkü ucuz diğer şeylerden. Tarihte böyle bir dünyayı kapsayan bir durum olmamıştır. İnşallah bundan sonra da olmaz. Savaşlarda işte biyolojik silahlar falan tabii kullanılıyor. Bence tamamen kapitalist sistemin bu şeyi, oyunu. Afrika'da Ebola'yı da duyuyoruz, bilmem nerede bilmem neyi de duyuyoruz. Bu tarafa gelmiyordu onlar. Bu da gelmez diye düşünüyorduk ilk başlarda tabii aile. Ören öldü, kalan kaldı. O devire geldik. Allah soğumuzu yesin diyorum ama hemen hemen hepimiz herhalde bunu yaşayacağız hayırlısıyla. Veba salgınları, tüberküloz salgını bütün dünyayı etkiledi. Korona virüs salgını ise bu da yeni değil. Bu da aslında başımıza bir taş düşer gibi ortaya çıkan bir durum değil. Dünya genelindeki virüsün işte bilmem kaç gram olduğu söyleniyor. Çok ufak bir şey nasıl bu kadar insanları öldürüyor? Biz o kadar çok şey gördük ki hastane içinde. Ölen çok fazla ve gerçekten insanlar acı çekerek ölüyor. Bence durum çok vahim ya. Çok zor yani. İşemin arkadaşım dedi, abi niye öksürüyorsun? Covid mi oldun dedi. Sigaradan dedim, geçiştirdim. Hiçbir zaman yani öyle bende öyle bir korku yok diyorum ya. En yakınım yakalanır diye. Yani onun acısını yaşarsın. Yoksa ben çok soğumdur o yüzden. Bence bunun bir %55'i falan psikolojik. Korona olacağım, öleceğim. Korona bana gelecek. Ne olacak? Evrenden çağırıyorsun sen bu koronayı zaten. Yani bu da biraz beyinsel. Yani insan nasıl düşünürse kendini beyin kanaması geçiriyor ya psikolojik ben. Öyle bir şey. Yani çağırıyorsun koronayı. Boğazımız acıyor. Ay acaba korona mı olduk? Ya artık paranoya bağladık yani. Her şey bizim için korona gibi oldu. Hafif böyle bir çocuklarda böyle bir şey olsun. Allah Allah. Geçen mesela küçük Yiğit anne dedi sanki kendimi kötü hissediyorum, midem bulanıyor işte falan. Sabaha kadar uyumadım, gittim geldim, ateşi var mı? İyi mi? Çocuk ne yapıyor? Sabaha kadar onunla sürekli takipteyim yani. Bir dönem hastalandım, kesin ben korona oldum, ayakta atlattım. İşte ben çünkü sürekli dışarıdaydım, işim gereği falan muhakkak atlattım ben falan. Kesinlikle öyle bir şey değil. Sıtmalandım aşırı derecede. Arkadaşıma mesaj attığımı hatırlıyorum hani. Benim kolum kırıldı galiba. Herhalde dedim ben. Oldum, Covid oldum. Beynime şey yapamıyorum yani. Nasıl diyeyim sana, dedim abi ben gideyim hastaneye gideyim. Çünkü sırtım çok ağrıyor. Ben geçirdim ama geçirdiğim halde hala geçirme ihtimalim var. Ki bunun örnekleri de var, 2 kere, 3 kere geçirenler. Bir de 5 kere korona olup atlatanlar var. Bağımlı, korona bağımlısı bunlar. Biri tat alamıyorum diyor, biri belim ağrıdı diyor, biri ateşleniyor. Bir bel ağrısı başladı, işte koku kaybı. Öksürük. Sabah ve gece yatarken. Bitsin ve bunlar kurtulayım artık diyordum. Çünkü çekilen acılar normal bir acı gibi değil. Abi şimdi eve kapanacağız. Tamam, kimse çalışmayacak. Abi biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Birbirimizi yiyeceğiz dedim herhalde yani. Televizyonlardaki haberlerde olsun, gazetelerde olsun, pandemi döneminin girişiyle birlikte bütün dünya kırmızı bayrak çekti diyebilirim yani. İlk zamanlar çok kötüydü. Eve giriyordum. Aldığım her şeyi böyle bir çamaşır suyuna sokup çıkartıyorduk, böyle yıkıyorduk. İlk yasaklar çıktığında çok şaşırmıştım. Çünkü ben şu zamanı da hatırlıyorum. İşte koronavirüs ilk Twitter'a girdiği zamanlar, Twitter'da dehşet gündem olduğu zamanlar. Yok işte Çinliler yarasa yedi, ondan bu hastalık oldu. Yok işte Çinliler onu yedi, bunu yedi. Sadece 3 hafta süreceğini düşünürken 1 sene sürdü. İlk korona çıktığında zaten Konya'daydım. Bir gün daha geç kalsaydım bu Konya'da kalacaktım, buraya gelemeyecektim. Biz
tedbirli olacağız. Tevekkül edeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok yani. Aslında yolda karşılaştığım biriyle böyle selamlaşırken acaba korona mıydı? Acaba bir belirtisi var mıydı? Hep böyle korku içerisindeydim. Hani minibüse, otobüse bindiğim zaman hani derdim ki hani bu demirlerden kim tutmuştur? Korona var mıdır? Ben çok paranoyak oldum ya. Marketten geldiğim zaman poşetleri siliyordum. Aldığım gıdaları sirkeli sularla silip onları dolaba öyle yerleştiriyordum. Direkt anneme, anne dedim, ekmek var mı? Oğlum dedi, hamurumuz var, sen dedi gel dedi, sıkıntı yapma. Hani ilk düşündü, yok Covid mi, yok hastalıkmış vesaire, ilgilenmiyor. Sen diyor gel diyor, yeter sana bir şey olmasın. Annem... Teknoloji bizzat sebebi bunun. Salgın öncesi dönemde herhangi bir anda binlerce uçak, milyonlarca insanı işte Avustralya'dan Amerika'ya taşıyordu, işte Avrupa'ya taşıyordu. İzmir'de turnedeyiz. Kültür merkezinin önünde organizatörlerle muhabbet ederken bir beyefendi geldi yanıma. Biz dedi işte 20 tane bilet almıştık. İşte Çin'de bir virüs çıktı. Bunun Türkiye'ye gelme ihtimali var. Biz dedi bu aldığımız 20 bileti geri iade etmek istiyoruz dedi. Dedim ki abi sen çok film izliyorsun herhalde dedim, adama döndüm yani. 10 gün sonra 15 gün sonra zaten hayatımızın içine komple girdi. Biz ilk başlarda bunu duyduğumuz zaman ciddiye almadık. Hatta insanlar maske falan taktığında ilk takanlar daha böyle gülümsedik. Komik geldi bize. İnsanlar artık idrak etmeye başladı. Kapandığınız zaman ilk neye koştunuz? İster paranız olsun olmasın. Yani gittiniz gıda maddesi almaya çalıştınız. Ondan sonraki ikinci şey de sağlığım dediniz ya. Sağlık her şeyden önemli. İnsanlar ölüyor. Çok kötü. Tamam, üzülüyoruz. Ama böyle bir kısa dönemde dinlenme de oldu. Çevremde bir takım yabancı insanların maske taktığını gördüm. Oradan etkilendim zaten. Çoğalmasından sonra bayağı bir etkileneceğimizi anladık. Basın yoluyla bunun ne kadar tehlikeli bir virüs olduğu anlaşıldı. 27 Mart'ta ülkeye giriş çıkışı kapatacaktım. 15 gün millete ve kilitleyecektim. Ondan sonra yurt dışından geleni de 15 gün karantinaya alacaktım. Olay bitecekti. Ramazan bayramında millet evinde otururken Antalya'da Bodrum'da tatiller yapıldı. Maske, mesafe, hijyen denildi ve çılgınlığa girdik. Her şeyi dezenfekte ettik, ellerimizi sürekli yıkadık falan. Kuşkusuz bunların bulaşmada bir rolü var. Fakat şunu anlıyoruz. Bütün dünyada bulaşa neden olabilecek bir bulaş yolu değil bu. Eğer semptom çıkarsa 5 gün sonra semptomları çıkıyor. Ortalama. Bu 5 gün süresi içerisinde 3. günden sonra o da başkalarına bulaştırabiliyor. Ama hiçbir semptomu olmuyor. PCR dediğimiz test yapıldığında hiç şikayet yokken pozitif çıkıyor. Ama bulaştırabiliyor hastalığı. Korona olduğunu öğrenmek 300 TL. 10 kere korona testi oldum. Gerçekten 300 TL, hani 3000 TL eder yani. Hani o 3000 TL ile insanlar neler neler yapar. İnsan bir ay 3000 TL ile geçiniyor. 6-7 kez test yaptırdım. Arka arkaya yaptırdığım 3 test pozitif çıktı. 45 gün boyunca evde kaldım. Hala hani arkadaşım gidiyor, iğne oluyor. Ağrılar çok olduğu zaman. Saçları döküldü arkadaşım. Cildi bir tuhaf oldu. Manipüle mi diyorum yoksa gerçekten bu doğru mu şüphesiz? Sağduyu bana desin ki ya bunu yap ya da yapma desin ki ben de hani bileyim nerede durmam gerektiğini. İnanıyorum da ama ben şimdiye kadar çevremde bile görmedim. Yani atıyorum bir arkadaşımın komşusu ölmüş veya bir tanıdığımın amcasının oğlu ölmüş. Hiç duymadım yani. Yakınımızda oğlum, gelinim, torunum. İki patronumuz ve daha sonrasında patronumuzun karısı olacak şekilde böyle kombo bir şekilde korona olduk. Benim babam kuaför. Günde 20 tane erkek giriyor, çıkıyor kuaföre. Babam şimdiye kadar herhangi bir korona atlatmadı ama ben onun atlattığını düşünüyorum şahsen. Sevgili nasıl bir kötü haber alır? Sabah bir kalkıyorsun, günaydın, pozitifim. Allah dedim, kesin dedim ben pozitifim. Yani hani başka bir ihtimali yok. Bir kişi gitti arka odada tek nefes sigara çekti.
Bunu bütün evdeki insanlar ya da o kapalı alandaki insanlar fark eder. Hayrola kim sigara içiyor diye. İşte virüs de aşağı yukarı böyle yayılıyor şeyde. O pencerenin karşısında kapı olduğunda çapraz akım oluşuyor. Halk arasında cereyan dediğimiz şey oluyor. Aman işte cereyanda kalmayalım. Valla şu an en güvenli şey cereyanda kalmak. Ben çalışan bir insanım, annem evde oturan bir insan. Hani ben belki dışarıdan ona getiririm bu virüsü diye her zaman çok dikkatli oldum ama annem yine de korona oldu. Kimde olduğunu bilmiyorsunuz bu virüsün. Nasıl korunmamız gerektiğini açıkçası bilmiyorduk ve ilk başlarda çok hani korktuk açıkçası. Ne yapacağımızı bilmediğimiz için. Yani o psikolojik korona başka bir şey. Korona olsam daha iyiydim diyorsun yani o durumda. Herkesten korkar bir duruma geldin. İşte var mıdır, yok mudur, acaba bunda bir şey var mı? Ya paranoyaklar yaşatıyorlar insanlara. Ne olduğunu bilmediğim için çok da ben korkmadım. Yani o kadar aşırı. Sadece söylenen önlemleri uyguluyordum. O şekilde devam ettik, bugüne kadar geldik. İşte hastalanan komşularına yemek getiren, kapısına yemek bırakan, ihtiyacını gören, yaşlılara bakan insanlar olduğu gibi apartmanına giren doktoru, Covid bakan doktoru işte asansöre binmeyin diye uyarı yazan komşuları da biliyoruz. Sen sağlıkçısın, hani risklisindir, sen işte koronalısındır gibisinden böyle tepkiler aldığımız çok oldu. Yani dedim eve korona getirdin dedim. Çin'den bir virüsü getirdin dedim, farkında mısın dedim. Bilerek mi getirdim ya falan dedi. Öyle tartışmaya başladık. Bu kavgaya gitti tabii ki de. Koronadan insanlardan bulaşır diye korkuyorum hocam. Valilik yapıyorum ben. Çocuklarım Adana'da. Kayınvalidem benim evde kalıyor. Hanımla beraber kalıyor. Ben yaşlı. Ben mesela bazen buradan Adana'ya gittiğimde korkuyorum. O havanın hani böyle keskin bir kokusu vardır ya soğuk ayazlarda. Onu alamıyorsun. Yalnızlık tripiydi benimki daha çok. Çok acı çekiyorum, öleceğim, öyle olacak, böyle olacak değildi. Hastalığı çok da büyütmüyordum aslında kafamda. Babama çok değer veriyorum. Eğer ona bir şey olursa gerçekten çok kötü hissederim. Kendime bulaşsa o kadar üzülmem. Ama başkasına benden bulaştığı zaman çok endişe duyuyorum. Koronavirüse yakalanan insanların çoğu çok korkan ve kendini bundan çok koruyan insanlar oldu. Ben hiç korkmadım bu zamana kadar, hala da korkmuyorum. Bana bulaşırsa bana kim bakacak veya çocuklarıma kim bakacak, eşime kim bakacak? Böyle bir paranoya, bir panik havasındaydım. Sürekli kızıma söylerdim yani hani lavaboya gireceğin zaman işte haberimiz olsun, sürekli elimde bez. Ya sürekli bir acaba var yani, boğaz kurulu oluyor hemen acaba, işte iki öksürüyorsun hemen acaba. Aileden vefat eden de oldu, arkadaşlardan vefat eden de oldu. 32 yaşında bir arkadaş vefat etti, 3 çocuğu var. Eşi yalnız kaldı şimdi. Yani ne olacak, ne bitecek? Tekrar bizim başımıza da gelir mi diye düşünmüyor değiliz tabii yani. Gençlerde yok diye rahattık biraz. Şimdi gençlerde de var artık. O daha çok korkutuyor. Korkudan benim bademciklerim şişti. Diyemiyorum anneme. Hani anne benden uzak dur. Annemle kaçıyorum ya annemden. Hani 6 aydır bilemediniz bir sene oldu. Bir sene annemin yanına oturup da ne yapıyorsun anne, ne ediyorsun diyemedim. Daha ne diyebilirim ki? 4 tane cenaze arabası geçmiş. Gittim arabayı kenara ağladım ya. Belki geçen insanları hiç tanımıyorum ben. Çünkü mezarlık boştu, doldu artık. Hiç yer yok. Yani o mezarlık yani yukarı kadar gitmiş yani. Tabii ki korktuk ama nasıl bir şey böyle bizim hani özgürlüğümüzü kısıtlayacağını düşünemedik yani. Bu tarz şeyleri hiç düşünemedik. İşsiz kalma ve sağlığından olma riskim var. Ya maskemizi yüzümüze çekiyoruz. Şu üzerimdekini sonuna kadar çekiyorum ve üzerine bir tane de maske kullanıyorum. Eldiven kullanıyorum, o şekilde paketi teslim ediyorum. Beni için ciddi anlamda yıprattı. Görüyoruz televizyonlarda her gün vaka sayılarının arttığını görüyorsunuz. Bu psikolojinizi daha çok bozuyor. Oyuncuları, çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın durumunu görüyoruz. Maddi boyutu tabii ki çok büyük oldu. Belki bizi 15 sene geriye attı. Sana bir şey olmaması ve senin o sevdiğin insanlara bulaştırıp onları kaybetme korkusu çok ağır. İnsan kendi başına gelmeden aslında anlamıyor ne demek olduğunu. Maalesef azgın kapitalist bakış açısı, bu neoliberal sömürü düzeni bunları devam ettiriyor. Böyle olunca da biz bu salgınlarla karşı karşıya kalacağız maalesef. Korkmayıp önlem almak lazım, alışmak lazım. Yeni dünya, yeni düzen. İşkembe içerim, kelle paça içerim. Bunları yersek Allah bir şey yapmıyor ya. Biraz benim bağışıklık sistemim kuvvetlidir. Çünkü sarımsağı, soğanı ben çok yerim. Kelle paçayı çok yerim. Sıkıntıyı ben çekiyorum. Şöyle bir bilinmezlik içerisindeyiz. Korkuyla yaşıyoruz zaten. Müşteriyi tıraş ederken çekiliyorum. Çünkü sonuçta ailem var. Onların aileleri var. Allah inşallah bizi en kısa zamanda bu dönemden kurtarır. Borca girip duruyoruz. Başından bugüne kadar hep kapalıyız. Kaygı duymaya başladık. Ne olacak, ne bitecek? İşte bu salonlar bomboş. Artık depresyondayız yani. İhtiyaç nedir? Ne yenecek? Onu getirmeye uğraşıyoruz. Epiş. Kaza yaptığımız zaman, sakat kaldığımız zaman bunun telafisi olmuyor.